Ve son roundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun sigortası HDI Sigorta son round programını sunar. 2. Bütün herkes bilsin ki futbol severler bilsin ki uzun süre oynamayan oyuncu geldiğinde geldiğinde yüksek tempolu maçlara girdiğinde Türkiye gibi sertlikte en en erken en geç 2-3 hafta içinde sakatlanır. Bakın Alex'te Adem'le hiç bugün bir yere gitsin hemen atar, şey atar. Mecbur atacak yani. Yapacak bir şey yok. Atıyorum. Başakşehir'e gitti diyelim. Alex Teixeira'yı örnek veriyorum. Alex Teixeira'yı örnek veriyorum. İşte Bu 6 Getson'da, o yüzden Getson'da gelse aynısı olur. Onu bilin yani. Dolayısıyla Galatasaray'ın yönetiminin problemlerini anlatıyorum. Bir, Gomis'e yani şey gibi sarıldılar. Gelsin bizi kurtarsın. Çünkü Cagney dönemiyor belli. Mustafa Saygat, Muhammed de 9 belli ki 9 Şubat'a kalacak takım. Yarı finale çıktı. Ee, yani ondan sonra gelecek falan. E, Halil de çok gol atamıyor. Bir tane golcüye ihtiyacımız var. Gomisi alalım. Yani çok kötü mantık değil ama ben çok verimli olacağını düşünmüyorum. Arabistan'dan geldiği için. Arabistan'dan bir sene sonra gelse tamam. Ama epeyden sonra artık iyice salmış Ali geleceğini de düşünüyorum. Kaleci konusunda da Roman Bürkü ile anlaştılar. Ama Bürki demiş ki ben oynayacağım kardeşim. Yoksa ben yedek oturacaksam. Mustar'a geldiğinde. E ben zaten Dortmund'da da yedek oturuyorum. O zaman niye geleyim? Benimle bir buçuk sene anlaşacaksınız. Ben birinci kaleci olacağım. Ee, buna da o garantiyi veremedikleri için İnyaki Pena gelmiş. Şimdi bu İnyaki Pena'nın iyi bir kaleci olup olmadığını bilmiyorum. Ama bence İsmail'den iyidir. Fatih'ten de iyidir. Ama iyi kaleci mi bilmiyorum. Yani bir kere Galatasaray'ın net bir kaleciye ihtiyacı vardı. Artık Domenek Torrent mi orada devreye gireyim girip Büyük işaret etti bilmiyorum. Büyük lakin lakin yani bir kere eldekilerden iyidir ama Roman Burkilerden buraya düşmekte bir gene bana, bana göre eksi puandır Galatasaray yönetimine. Ee, altı 6 numarada bu Pulgar, Erik, Erik diyelim biz. Soyadını kullanmak istemiyormuş Depay gibi. Bizim Serkan Akkoyun'dan okudum. onun ondan o bilgiye. Bu, istesen, şimdi Eriki getirmek istesen şimdi Eriki getireceksin. Bugün bu akşam getirmen lazım. Neden? Yarın akşam şey bitiyor. Yarın gece. UEFA bildirimi bitiyor. Şimdi senin bu adamı bu gece uçağa bindirmen lazım Şili'den. Madrid aktarmasıyla getirmen lazım. Madrid aktarmasıyla getirmen lazım. Çünkü burada sağlık kontrolünden geçirip hatırlayın piyanişte o fotoğrafı göndermen lazım şeye federasyona ki şeyi çıksın yani ben şimdi de kontrol oldum lisans çıktı o bazı ülkelerde oluyor bizim ülkemizde yok öyle bir şey o yüzden de erik'i getirirsen e, bir yani yarın akşama kadar bildirirsen şey maçında oynatabiliyorsun uefa maçında yok getiremezsen o zaman bu altı numaraya sen ligde ligde kalayım diye getiriyorsun orada da bir sıkışıklık var Getson transferinin bekletilmesinin tek sebebi Getson hakikaten bekletildikçe fiyat düştü. Orada bir artı puan yazıyorum yönetime. Yani açılan fiyatla şu anda gelen fiyat arasındaki fark çok. Çünkü Getson'u da isteyen yok. Getson'u da isteyen yok. Dolayısıyla o aradaki fiyat farkı da makul. Ben transferin son günlerine doğru Getson'un olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Daha yüksek görüyorum. Ama şu ana kadar Galatasaray iyi iş çıkardı mı dersen alına alına 37'lik Gomis bir de 22'lik bilmediğimiz bir penya geldi. Yani adamın işaret ettiği neydi? Kampos'un? Ya kesin kaleci, kesin gol atabilen biri. Santa gol atabilen Santa biri. 37'lik ve 3 senesi soru işaretli. Hani bilmiyoruz. Ee, kaleci de gene soru işaret. Belki de iyi kalecidir bilmiyorum. Ya mevcutlardan iyi, iyi olacağına Bak. eminim. Bak. Bak. Ama Bak. ne Bak. kadar iyi olacak bilmiyorum. Bak. O değil mesele. Santrafor'u Gomis'i alıyorsan bir ay önce senin böyle işte alternatif kaleci önerin tartışmasız bir kaleciydi. Sevilla, Paris Saint-Germain'e kadar transfer Sergio Rico. Benim de dediğim Sergio Rico başka takıma gittiyse Galatasaray'a yer alamadıysa Sergio Rico'nun muadili bir kalecisi alması, kaleci alması gerekir. O da Peña değil. Ya Peña belki Sergio Rico kadar iyi olacaktır ilerleyen yıllarda. İlerleyen yıllarda. Şu ana kadar Sergio Rico, ya Sergio Rico oyunda takımlarda en az 40 tane maçı ta takımına puan kazandırmıştır. Bak en az 40 maçla diyorum minimum. Penya'da elimizde böyle bir veri yok. Eğer sen Gomis'e yani elimizde veri var Galatasaray dahil kariyeri boyunca Lyon'u, Marsilya'sı, Saint-Etienne. Her yerde gol atmış adam canım. Puan kazandırdı attığı gollerle. Bizim acil puanlara ihtiyacımız var. Acil durum kalecisi alacağız. O zaman Sergio Rico muadili kaleci alacaksın. Yani i̇lla bu 30 artı değil. Ama 25 yaşından küçük A takımda 100'den fazla maç Yüzden daha az. Yani neredeyse hiç oynamamış abi A takımda Penya. Hiç gördün mü Barcelona'da? O kadar Real Madrid Bilmen lazım Ezeli rakibin kalecisi. Barcelona iyi kalecisin Büyük ihtimalle Domenech Torrent ilk geldiği zaman dedi ki benim idealimdeki oyun oynamamız için ayakları iyi bir kaleciye ihtiyacımız var. Bak Allah için Barcelona'nın altyapısından kaleci olarak kim çıksa elleri bilmiyorum ama ayakları kesin çok iyidir. ya çünkü Barcelona altyapısında kalamazdı ayakları kötü olsa kalecinin ama. Bu acaba Galatasaray'ın ihtiyacını görecek kaleci modeli mi? Tipini? Bakacağız. Çok tartışılır. Yabancı yabancı kuralını bunun için ha, e, ha Bir de onu diyecektim yani. Yabancı kuralı var. Çok tartışılır. Şimdi yabancı kuralında inaki penayı oynattın. Get son aldın. Bir de bu erik geldi. Orta sahayı evet. kuvvetlendirdin. E babas Türkleri say. Kerem biri. Hadi biri Kerem. İki tane Türk lazım. Tane yabancıları say önce. Markao 4. Ya garanti oyuncular. Muslara gelecek 5. Ya da kaleci Van yani Arnold Muslara 6. gelmese de Pena var. Sonuçta kaleci yabancı yani. Altı. 6. Çıkalda o 7. Mustafa Muhammed 8. E 11. Hani iki kaleciden birini oynattın 7. Hani iki yabancı kaleci var. Birini oynattın öbürü yedek diyelim 7. Evet abi i̇şte 8. İşte Türk'te sıkıntı ya var yani. göndereceksin. Abi göndermen tamam. gerekiyor bir de. E gençlik projesi, gençleştirme projesi hani işte Geleceğini Babel'i de... göndermeye çalışıyorlarmış. Ya Babel gençlik projesi diye bir şey yok. Ali yok öyle bir şey ya. Yalan Bak, o ya. Yani Onun adı gençlik yani. meşrik değil. O yalan. nem Fatih Terim'in hem yönetimin hikayesi o ya. Başarısızlığın kılıfı ya. Yok öyle bir gençleştirme Abi, tutmadı ya. Yani, tutmadı yani. Ha. Birbirini tamamlamayan parçalar aldığın zaman bu sıkıntıları yaşıyorsun. Diğerleri de değersizleşiyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bak en önemli çelişki. Şu andan itibaren Sayın Sayın Elmas'tan çok 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 rica ediyorum. Son derece böyle kibar şekilde rica ediyorum. Lütfen bir daha gençleştirme projesi falan demeyin. Ağzınızdan çıkmasın o kelime. Bartu Elmaz senin elinde öz kaynağından yetişmiş potansiyeli en yüksek oyuncu olarak gösterilen oyuncu bugün ile 6 ay sonrası için anlaştıysa Bartu Elmaz'la elindeki en değerli genç potansiyelle buradan başarılı olur olmaz. Mustafa Kapı başarısız oldu. Lide döndü Türkiye'ye. O değil mesele. Adını gençleştirme projesi koyuyorsan yani Bartu Elmaz'a da bu içinde yer olmuyorsa o projeyi at çöpe zaten at gitsin bir daha da hiç kimse bahsetmesin Galatasaray yönetimini Galatasaray yönetimi iyi işler yapmıyor e, Galatasaray yönetimi hocayı gönderdikten sonra aldığı sorumluluğun farkında mı bilmiyorum ama iyi işler yapamıyor şu ana kadar Galatasaraylı taraftarlara kardeşlerimize dostlarımıza vereceğimiz tek olumlu haber futbolcular torrenti sevi seviyorlarmış yani onlarla iyi ilgilendiğini ve e, taktik çalışmalarından bir şeyler öğrendiklerini söyleyenler kulağıma geldi e, oyuncularla Torrent'in arası yani ekibin arası iyiymiş. Ve ciddi bir taktik çalışması yapıyormuş adam. E, ama adamda da mal yok yani malzeme yok. Yok abi Tuzla Spor Biraz maçı 6-2 bitti yani. yani... yenildi Galatasaray Tuzla Spor'a. Ya kaleci kaleye giriyor çıkıyor falan. Yani fenalaşıyor menalaşıyor falan. Rezalet yani. Üçüncü kaleci falan tam yani dördüncü kaleci tam berbat. İşte ama burada yani Fatih Hocam da kusura bakmasın gene ona dönecek. Ya senin kaleci hocam falan hiç söylemedim hocam ya. Ha bunun ikisi de kaleci değil hocam biz kaleci alalım demediler mi abisi? Sporun sigortası HD'yi sigorta Sonra programını sundu.